Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı lezzetli bir yemek tarifi paylaşacağım. Böyle püreli, köfteli, sebzeli çok güzel oluyor. Şimdi yapımına geçiyorum. İlk öncelikle patatesleri haşlıyorum. Burada 7-8 adet orta boy patates var. Soydum, doğradım ve yıkadım. Suyun içerisine aldım. Şimdi patatesleri ocağa alıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Ayrıca köftesini hazırlamaya geçiyorum. Burada 450-500 gram kadar kıyma var. İçerisine bir çay bardağı galeta unu ekliyorum. Bir tane büyük boy soğanı rondodan geçirdim. Suyunu sıktım. Onu ekliyorum içerisine. Bir tane yumurta, şöyle birer çay kaşığı tuz, karabiber ve tatlı toz biber ekliyorum. Şimdi hepsini iyice karıştırıyorum çok lezzetli ve çok pratik bir yemek tarifi oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Sonrasında sürekli yapmak isteyeceksiniz. Böyle köfteyi de hazırlıyorum. Şimdi şekil vermeden önce köfteyi 8 eşit parçaya bölüyorum. Ben büyük dikdörtgen borcamda yapacağım. Ona göre 8 tane yeterli oluyor. Eğer daha küçük, daha büyük borcam kullanırsanız ona göre azaltıp arttırabilirsiniz. Dikdörtgen borcamda toplamda 8 tane köfte alıyor. Şimdi şöyle bir aparat kullanıyorum. Onun içerisinde köfteyi açıyorum böyle tam yuvarlak olması için. Böyle elimle yavaş yavaş bastırıyorum. Tam bir yuvarlak şeklini alınca kalıbı çıkartıyorum kenardan ve görüntüsü bu şekilde oluyor. İstiyorsanız bunu elinizle de yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle tekrardan göstereyim. Direkt elimle böyle bastırıyorum ve yuvarlak şeklini veriyorum. Hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de tadı çok lezzetli. Böyle porsiyonluk hazırlayabileceğiniz bir yemek tarifi. Şimdi hepsini bu şekilde hazırladım, bir tepsiye dizdim ve köfteleri dolaba kaldırıyorum. Şöyle köfteleri yakından da gösterim. Sonrasında sebzeleri sotelemeye geçiyorum. Tencereyi ocağa aldım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Doğradığım sebzeleri içerisine ekliyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, yarım çay kaşığı da karabiber ekledim. 2 adet burada kırmızı biber var. 2 adet yeşil biber var. 2 adet de orta boy soğan var. Böyle uzun ince olacak şekilde sebzeleri doğradım. Şimdi böyle bir 10 dakika boyunca pişiriyorum. Sebzeleri iyice soteliyorum. Sonrasında içerisine 1 yemek kaşığı un ekliyorum çok dolu olmadan. Şöyle 1-2 dakikada unla beraber pişiriyorum. Sonrasında içerisine süt ekliyorum. Şöyle 2 çay bardağı süt ekleyeceğim. İlk önce bir çay bardağını ekledim karıştırıyorum. Sonrasında bir çay bardağı daha, daha süt ekliyorum. Böyle hafif kremamsı bir yapısı oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şimdi kalan sütü de ekliyorum. Bu şekilde bir 5-6 dakika daha pişiriyorum ve sebzelerimiz de hazır oluyor. Çok güzel görünüyor zaten. Sebzeleri ocaktan aldıktan sonra köfteleri pişirmeye geçiyorum. Şöyle tavaya biraz yağ ekledim. Hazırladığım köfteleri de dolaptan çıkarttım ve iki tarafını da pişiriyorum. Ve hafifçe kızarması yeterli. Zaten sonrasında da fırında pişeceği için çok fazla pişirmenize gerek yok. Diğer tarafını da döndürüyorum ve iki tarafı da böyle hafifçe kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu arada istiyorsanız köfteleri daha küçük de hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Şimdi kızaran köfteleri peçete serdiğim tabağa alıyorum. Bu arada patates de haşlandı. Sonrasında patatesi eziyorum. Şöyle bir patates eziciyle iyice bütün patatesi eziyorum. Zaten çok güzel haşlandı, pişti. Patatesi iyice ezdikten sonra içerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. İstiyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bu arada baharat miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi içerisindeki tereyağı eriyinceye kadar karıştırıyorum ve patates püremiz de hazır oluyor. Artık yemeği borcama alabiliriz. İlk öncelikle patates püresinin hepsini borcamın içerisine alıyorum. Şöyle kaşıkla da dağıtıyorum her yerine gelecek şekilde. Tamamen üzerini düzeltiyorum. Bu arada daha küçük bir borcam kullanacaksanız bütün malzemeleri azaltmanız gerekiyor tamamen böyle dağıttıktan sonra üzerine köfteleri diziyorum. Böyle yan yana olacak şekilde diziyorum. Dediğim gibi toplamda 8 tane köfte alıyor bu borcam. Böyle yan yana diziyorum köfteleri de. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi üzerlerine hazırladığım sebzeleri ekliyorum. Böyle bir bir buçuk yemek kaşığı olacak şekilde sebzeleri ekliyorum. Ayrıca oldukça da bereketli bir yemek tarifi oluyor. Bu malzemelerle toplamda 8 kişilik yemek çıkıyor. Şimdi en son üzerine rendelediğim kaşar peynirini de ekliyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişiriyorum. Ve üzerindeki kaşar peyniri eriyip kızarıncaya kadar pişireceğim. Şimdi yemeği fırından çıkarttım. Bir 5-6 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için beklettim. Sonrasında şöyle bir bıçakla dilimliyorum. Kesinlikle servis etmeden önce 5-6 dakika dinlendirmeniz gerekiyor. Yoksa patates püresi dağılabilir. Şimdi şöyle bir dilimini servis tabağıma alıyorum. Zaten görüyorsunuz direkt böyle kalıp gibi çıktı. Ortadan ikiye kesiyorum içerisinde gösterim görüntüsünü de görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Böyle Ramazan ayındayken iftara misafiriniz varsa özellikle kesinlikle denemelisiniz. Köftesi de gayet güzel pişti. Patates püresiyle, köftesiyle, üzerindeki sebzesiyle harika bir yemek tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.